bir set aşkı daha gerçek oldu. Rol aldıkları dizide evli bir çifti canlandıran ünlü oyuncular Gökçe Özdiyol'la Fatma Toptaş, gerçek hayata taşıdıkları aşklarının sırrını Magazin 8'e anlattı. Kocam, kurtuluş! İşte benim karım. Namusum, gözümün bebeği. Aferin sana. Dizide evliler, gerçek hayatta sevgililer. Bizim bir tanecik kızımız bu da. Dizi setinde tanışan ve büyük bir aşk yaşayan Gökçe Özyol'la Fatma Toptaş buluştu. Aşklarının tüm sırları bu röportajda konuşuldu. 42'de. No 309'un Kurtuluş Yorulmaz'ı Gökçe Özyol ve Nilüfer Yorulmaz'ı Fatma Toptaş'la Boğaz'da buluştu. Hava bir parçalı bulutlu, bir güneşliydi. Beni güneşli havalar etkiliyor. Evet, olur. Ya benim güneşle ilgili çok ciddi sorunum var. Açamıyorum gözleri. Hani bu havaları her zaman tercih ederim. Ben de etmiyorum çünkü benim saçlar kısa olduğu için uçuşuyor ve başka hiçbir şey yapamıyorlar. No 309'un Gülşah'ı da geldi. Tanıyabilir miyiz seni? Evet. Evet, ismini söyle. O kadar. Tanıyabilirsiniz İsmim tabii. Ömrümlü Çamçakallı. Ömrümlü Çamçakallı ama ya. Ömrümlü Çamçakallı. Sen hangi karakteri oynuyorsun bu dizide? Gülşah. Gülşah karakteri. Senin annenle baban kim? Sen ve... Bizim bir tanecik kızımız bu da. Fatma Toptaş'tan oyunculuk alanında 10 puanı almış bile Gülşah rolüyle. O bizim neşe kaynağımız ya maşallah. Yani yaşına göre acayip zeki, acayip akıllı, bir de süpleksi acayip gelişmiş bir çocuk. Gelecekte gerçekten çok tatlı yerlere geleceğine inanıyorum. Peki biraz günlük hallerden bahsedelim. Fatma Toptaş formunu bakın nasıl koruyormuş. Aslında hiçbir şey yok. Yaptığım tek şey spor. Bir de çocukluğumdan beri sporla ilgilendiğim her için. Her gün 2,5 dakika nefesimi tutuyorum. Spor. Yani bütün mevzu spor ve sağlıklı düzenli beslenme. Estetik yokmuş vücudunda. Ancak karşı da değilmiş Fatma Toptaş. Yeri ve zamanı geldiğinde çok minik minik müdahaleler yaptırabilirim. Dünyada var bu. O yüzden belki vakti neyin gelirse... Neyin altyapısını yapıyorsun? Şu anda var mı? Şu anda bir şey yok işte. 40'lı, 50'li yaşlarda belki de ne olmuş. Vallahi bilmiyorum. Belki ben de böyle bir kaşlar işte gerdan. Tazayak mı deniyor ona? O yaşlanmıyor. Zamanı durdurmuş. Zamanı durdurmuş ha. Gökçe Özyol hep şakacı. Onu Yahşi Cazibe'de de komik halleriyle izliyordu. O iş de çok güzel bir ekipti. Çok doğru anlaşan, çok doğru işleyen bir ekipti. Ve oradaki o enerji de geçmişti hakikaten izleyene. Burada arkadaşlarla tanışıp ekibi kurduğumuzda ilk söylediğim oydu. Ya bak aynı şeyi hissediyorum. Aynı doğallık, aynı enerji güzelliği var ve hani buradan bir şey çıkacak. Umarım yanılmamışım da hani şimdiye kadar gördüğümüz şeyler de dediğim yere doğru gidiyor gibi. Değerli izleyenler, Gökçe Özyol'un bir özelliği daha ortaya çıktı. Ben Eskişehir Güzel Sanatlar mezunuyum. Yani asıl işim benim çizgi film. Ben 32 yaşında başladım oyunculuk yapmaya. Bir 11-12 sene olmuş başlayalı. Röportajımız boyunca birbiriyle şakalaşan, dizide karı koca olan ve sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gökçe Özyol Fatma Toptaş çiftiyle röportajımız burada sona eriyor. Ay Kurtuluş. Kurtuluş bana bak. Karın ben. Karın. Neli ben. Tanımadın. Ne? Ay anne. Dur. Anne. Ay.